Arkadaşlar merhaba, yeniden kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir araç incelemesiyle birlikte olacağız. Yeni Sportage'ı inceleyeceğiz. Sportage arkadaşımız alalı yaklaşık bir hafta falan oldu. Dolayısıyla da bir hafta boyunca kullandığı deneyimleri de bizimle paylaşacak. Hani daha önceki videolardan hatırlarsınız, biz böyle biraz daha işte teknik gözle bakmayı seviyoruz. Biraz daha kullanıcı gözüyle bakmayı seviyoruz. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Burak, yeniden hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim hocam. Allah kazasız belasız güle güle binmeyi nasip etsin inşallah. Amin inşallah. Şimdi aracı sen alalı yaklaşık bir hafta oldu. Evet. Önceki aracın sedan bir otomobildi. Öncelikle bu, yani kısaca bir SUV'la sedanı bir karşılaştıralım istersen. Önceki aracım C kasa, arkadan itişti. Bu önden çeker. Biraz ayağımızın alışması tabii vakit alıyor. Biraz patinaja sardırıyoruz. Ama bu aralar bitmek üzere o artık alışkanlık. Diğerinde virajlarda biraz arkadan sedan olduğu için savrulma hissediyordum. Ama bunda öyle bir şey yok. Özellikle şerit takip, şimdi duyacaksınız uyarısını, direksiyon titremesiyle birlikte. Gerçekten çok güzel bir otonom sürüş sağlıyor size. Yani sedanda yoktu bu özellik. C kasa Mercedes'te. Ama tabii ikisi de ayrı bir segment. Bunda tabii daha hakimsiniz yola. Onda biraz daha yola yakınsınız. Virajlara daha güvenli giriyorsunuz ama sedan olduğu için, arkadan itiş olduğu için de arkadan savrulma eğilimi tabii çok hissettiriyor. Yani ESP olmasa çok rahat aracın arkası alır önüne gider. Evet. Şimdi bu araçta öncelikle teknik özelliklerinden, paketten bahsedelim istersen. 1.6 motor var. Evet. O aynı zamanda mild hybrid fakat biraz daha alt olan versiyonundan. Yani elektriksel plus olmayan, elektriksel destek var. Fakat elektriksel olarak mesela bir Egea Hybrid gibi bir sürüş yok. Ama onun haricinde alternatör gibi kullanan BSC'den destek ediyor. Destekliyor, evet, daha doğrusu, doğru, motoru. Yanlış hatırlamıyorsam 13 kW'ydı değil mi motor? 12 şey 0.44 kW 48 volt. Evet, o bataryanın gücü herhalde BSC'nin gücü de 13 kW civarındaydı. Evet. Özellikle ilk kalkışta aracı biraz daha seri hale getirmek ya da aracın emisyon değerlerini azaltmak için kullanılan bir özellik arkadaşlar. Özellikle emisyonu yakalayabilmek için yapılan bir iyileştirme diyelim. Onun haricinde aracın paket donanımı hangisiydi? Bu orta paket diye geçen Prestige. Prestige diyorum. Prestige en üst paket. Bu Elegance Comfort olan. Elegance Comfort. Cool'un bir üstü. Cool'da tabii bazı farklılıklar var. Yani epey donanımsal fark var. Ne gibi? İşte burada Cool'da eski klasik tip vites topuzu büyük oluyor. Topuz var. Aynen öyle. Burada çevirmeli. Burada çevirmeli Prestige'deki gibi. Prestige'de işte ne gibi fark var? Prestige'de burada koltuk soğutmalar var. İşte Prestige'de 360 kamera var. Bu araçta yok. İşte deri, tüm koltukların her yeri deri Prestige'de. Elegance Comfort'ta ortalar kumaş oluyor. Geri kalanlar deri. Hafızalı koltuğumuz var. Bir de sinyallerle ilgili farların dönüşe duyarlı LED far mevcut Prestige'de. Bunda sadece LED far var. Hani sürüşe duyarlı değil. Aradaki farklar bunlar ama çok bariz bir fark yok. Yani 150-160 bin liralık bir fark var. Zaten en çok da insanlar Elegance Comfort istedikleri için bir ara hep Prestige gelmiş. Çok talepten dolayı şimdi Elegance Comfort da getirmeye başlamışlar tekrardan. İlk zamanlardaki sayılara ulaştık dedi bayi. Evet. Çünkü 150 bin lira çok büyük bir rakam. Yani o 3-4 tane özellik için verilebilir mi? Bu tabii alıcı kişinin araçtaki beklentisiyle alakalı. Evet. Şimdi arkadaşlar, biraz da herhalde bizden belki de yaştan kaynaklanıyor ya da benim hassasiyetimden. Öncelikli olarak sesten bahsetmek istiyorum size. Şimdi aracın üzerinde Michelin lastikler var, görmüşsünüzdür. 18 inç 19. Değil mi? 19 inç. Cool'da var. 18, orada 18, 17, burada 18. 19 inç. Yumuşak lastik ve benim şu anda kulağıma gelen, açıkçası biraz da göstereyim size yolu, nispeten dik bir rampa sayılır. Hafif bir motor sesi şimdiye gelmeye başladı ama onun haricinde normal yolda giderken lastik sesinin haricinde başka bir ses duymuyorsunuz. Ben şimdi özellikle camı da açacağım. Yani aracın biraz da böyle cam yalıtımını görmeniz için ya da duymanız için. Rüzgar sesi zaten biz öyle çok hızlı yapmadık ama rüzgar sesi neredeyse hiç almadı. İşte şimdi artık camdan doğal olarak normal rüzgarın sesi gelmeye başladı. Kapatayım bunu tekrardan. Ya 120-140'tan sonra
Sen uzun yola da çıktın bir miktar. Çıktım. Yani başlıyor ama o da SUV olması ve cüssesinden dolayı gayet normal. Evet, aynalar da büyük tabi bu arada. Tabii. Yani açıkçası motor gayet sessiz ve güçlü bir motor. 150 beygir gücünde. Bir de 13 beygirde 13 kava yaklaşık onu da beygir gücüne çevirsek 20 beygirde o yapıyor. Onunla beraber 170 beygire çıkıyor. Dolayısıyla da aracın yani çekişiyle ilgili, gidişiyle ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Fakat araç yaklaşık 1700 kilo. Şimdi ben ruhsatına da bakmıştım. 1700 kilo civarında böyle çok da hafif bir araç değil. Ağır bir araç. Ama motorla uyumlu. Zaten üzerindeki vites kutusu biliyorsunuzdur. Hyundai grubunda kullanılan DCT şanzıman. Yani 7 ileri yarı otomatik şanzımanın otomatikleştirilmiş hali diyelim. Dolayısıyla ben şu anda yolda gittiğim kadarıyla sen herhangi bir şey hissettin mi vites geçişleriyle ilgili? Vites geçişlerinde herhangi bir şeyimiz yok. Hani böyle bir kertmedir, işte bir kafa sallamadır, öyle bir şey hiç hissetmedim. Evet. Ben şunu belirtmek isterim. Önceki Sportage da vardı bende, 2012 yıllarında çıkan. Onlarda turbosuz GDI motor vardı. Ve bu çok hantallık katıyordu. Araçta gitmesini istediğiniz için de daha çok basıyordunuz ve çok yakıyordu. Evet. Bu turbo olmasıyla birlikte bu hantallığı kaldırmış, bir de hibriti ekleyince yani 120 km, 130 km hızlarda aniden ivmelenme istediğinizde gerçekten kafa kaldıracak şekilde bir aniden ivmelenme yapıyor. Tabii bu hibritin elektrik motorunun desteğiyle olduğunu düşünüyorum ben. Evet, aynı zamanda arkadaşlar motorda bayağı bir iyileştirme yapılmış. Ben de biraz araştırmıştım. Bu iyileştirmeye bağlı olarak hem beygir gücü artmış hem de yakıt tüketimi azalmış. Bir de bunda özellikle şanzımanın da şöyle etkisi var. Son vites oran neredeyse 0.5. Yani motorun tork eğrisinin iyi olması, aynı zamanda son vites dişli oranlarının 5, 6, 7'nin düşük olması, özellikle 7'nin düşük olması yakıt tüketimi de ekstra bir katkı sağlıyor. Yani bu cüssedeki bir aracı hareket ettirmesi, yolda tutması ya da gidişatı ile ilgili hiçbir problem hissetmeyeceksiniz diye düşünüyorum. Onun haricinde bir aracın motoru gerçekten sessiz. Biraz da istersen... Arabayı da gösterirsin bak. Karşıda da güzel bir araç gidiyor. Evet. Corvette. Biraz da arkadaşlar aracın üzerindeki donanımlardan bahsedelim. Şimdi benim dikkatim burada en çok çeken kocaman devasa bir ekran. Yani şimdi inçle ölçeceğim ama ben katalogdan baktığım kadarıyla söylüyorum. 12.3 inç bir tarafta. Bir de şurada bir ekranda var. Bu da herhalde 12-13 inç var. Şuradaki ekran. Dolayısıyla bir de şurada var küçük bir ekran. Yani bu ekranların hepsini 12-12 diye ayrı ayrı söylemek yerine size şunu söyleyeyim. Evinizde bir 55 ekran televizyon varmış gibi düşünebilirsiniz. Çünkü buradaki ekranlar o kadar güzel bir dizayn olmuş ki hepsi bir bütünleşik gibi duruyor. Şimdi mesela şöyle tam olarak göstereyim size ekranı. Özellikle ekranlar gece arasındaki o bağlantıları çok güzel yapılmış. Dolayısıyla da yani bu ekran bitiyor, bir ekran başlıyor gibi düşünmüyorsunuz. Bunların hepsini tek ekran gibi düşünüyorsunuz. Şurada bir fonksiyonel ekran yeri var. Şöyle bakın, burası da aslında radyo, dokunmatik ekran. Medya, radyo. Şuraya bastığımızda da klimayı yönetebiliyorsunuz. Bunlar artık klima sıcaklık tuşları oluyor. Sıcak soğuk. Şuna bastığınızda ses tuşu ve radyo değiştirme tuşuna dönüşüyor. Yani burada çok ciddi bir fonksiyonel kullanım var. Bir düğme birkaç tane özelliği bir anda getirebiliyorsun. En azından siz onları seçebiliyorsunuz. Bunun şöyle bir avantajı olmuş. Sürücü bu kadar elektronik aksama rağmen bence yola daha iyi odaklanabiliyor. Yani buradaki hani bir BMW'de falan olan bir sürü böyle gereksiz ya da mesela bazı Honda'larda da vardır. Yani bir sürü cangıl cungul düğme, kafa karıştırıcı bir elektronik aksam yok aslında. Bence daha sürücünün yola odaklanacağı şekilde sadeleştirilmiş desem daha iyi olur. İçerideki malzeme de gerçekten kendini iyi hissettiriyor. Yani bu içerideki malzemelerle ilgili bir sıkıntı yok. Ben en çok yanın direksiyon tasarımını beğeniyorum. Çünkü küçük, ele oturuyor. Böyle çok büyük de değil. Biraz böyle başka araçlarla kıyaslayınca Kia'nın, bende de Kia Stonic var. Daha önceki videolardan belki hatırlarsınız. Ya pedalları, direksiyonu falan çok çok iyi. Yani gerçekten ne yapıyorsanız onun karşılığını veriyor. Böyle ani hareketler yok. Birdenbire tutmuyor. Birdenbire gaza gelmiyor. Direksiyon mesela birdenbire hareket etmiyor. Bunlar hakikaten sürüş dinamiklerinin çok iyi olduğunun göstergesi. Aynı zamanda bu araçta cam tavan da var. Açılabilir bir şekilde. O da ciddi bir havalandırma katıyor. İçeri böyle ferahlatıyor. Senin söylemek istediklerin Burak daha çok. Şimdi biraz da ben çok anlattım. Biraz da sahibi anlatsın. Araca bindiğiniz zaman böyle sanki premium bir araçtasın.
Yani gerçekten üst segment bir araçtasın havası veriyor. Yani fiyatına göre baktığınız zaman, hani ilk bu çıktığında da şöyle demişlerdi. Bir kesim işte Tiguan katili, Tucson katili gibi isimler takmışlardı. Çünkü siz böyle bir aksam, böyle bir donanımı Tiguan'da almaya kalktığınız zaman bu 1.3'lere çok rahat buluyor. Evet. Tabii burada 1 milyon 50 idi. Şimdi sanırım en son şeyde bir 1 milyon 65 oldu sanırım bu paket. Zam geldi. Ben dün aracı kullandığımda uzun yolda 5 8'likte nokta şey tuttum. yakıt tüketim var Yakıt tüketimi ortalama. tutturdum. Evet yani gayet ben memnunum. Yani yakıt fiyatına baktığınızda şu anda herhalde dizelle hemen hemen aynı bir yakıt değerini yakalamış olduk. Otonom sürüşünden çok memnun kaldım. Yani gerçekten şeritte tutuyor sizi. Şerit değiştirme yok fakat uyarı var. Hem direksiyondan hem de sesli olarak ekranları Aynen öyle. hem görüntülü diye 3 tane farklı uyarı Evet, yani yapıyor. kendi de gaz yapabiliyor, fren yapabiliyor ve yolda gayet güzel direksiyon hakimiyeti. Çok sadece böyle bir neredeyse 90 dereceye yakın bir dönüş vardı çevre yolunda. Bir orada bir serbest bıraktı. Şeritte tutamadı aracı. Ama onu karşın gayet çok ben başarılı olduğuna inanıyorum. Yani şuradaki hakimiyet Kendisi şeridin içerisine almıyor ama siz şeritteysen senin şeridin dışına çıkmanı engelliyor, öyle çıkmanı mi? engelliyor. Bir de yani otonom sürüşte de zaten şeridin içinde senin araç kullanmanı sağlıyor. Yani ayağını gazdan frenden çekiyorsun ve kendi sürüyor. Tabii bir 15-20 saniye sonra burada uyarı çıkıyor. Ellerinizi direksiyonda tutunuz diye. Bir hissiyat şunu yaptığınız zaman bir 20 saniye daha veriyor size. Şöyle. Geri kalan hani burada Apple Car işte söyle neydi Android Auto bunları da kullanabiliyorsunuz burada. Tabii hareketteyken vermiyor. İşte çok ilginç. Mesela araca bindiğiniz streslisiniz. Şuna basıyorsunuz. Araca bindiğiniz anda Evet. orman sesi sizi karşılıyor. İşte deniz sesi. Yağmurlu. Bindiğiniz anda bunlar sizi yani güzel oyuncaklar da koymuş ki ya. Öyle Evet. diyebiliriz yani. Ekran çok canlı. Açıkçası Full HD bir Hızı da kalitesi iyi. var. Ve hızlı. Yani Şöyle. gerçekten şu anda maalesef bu grafikler biraz zayıf fakat iç detaylara girdiğiniz zaman grafikler güzelleşiyor. Ama ana menüdeki böyle biraz daha sade olmuş. Yani renkleri göstermek için biraz daha farklı yerleri açmak lazım. Öyle söyleyeyim. Size navigasyon açayım. Ya da medya da var belki. Mesela Ne? bakın buradaki görüntünün kalitesini görüyorsunuz. Ne kadar yüksek kaliteli. Yani ekran kaliteli fakat buradaki grafikler bunu çok gösterecek şekilde tasarlanmamış. Ama ana ekranda yani sürücülük kullandı diyelim. O gösterge paneli arkadaşlar görüyorsunuz doğa manzarası, canlılık, renkler çok çok Bu iyi. bir de doğa manzarası yağmursa yağmur, karsa kar. İklime göre de Tabii değişiyor. hava durumu bilgisini alıyor Kia'dan. Yani yukarıda GPS'ten. Ve burada güneşse güneş. Şu anda mesela hava bulutlu. Bakın gördüğünüz gibi hava bulutlu. Burada da aynı şekilde bulut var. Güneş batarken güneş batıyor. Akşamları gece formatını alıyor. Tabii bunun 3 fonksiyonu var. Şey, konfor, hani spor, eko diyoruz ya. Evet. Ona göre de şeyler değişiyor. Neydi onun ismi? Gösterge panelleri değişiyor. Mesela ayarlar dedik. Araç ayarları dediğimizde. Gösterge Evet. Bak paneli. mesela buradaki görseller çok daha güzel. Buradan da mesela şerit güvenliğini kapatmak istiyorsunuz. Bunlara tıklayabiliyorsunuz. Ya buradaki ekran sadece navigasyon ya da sadece radyo değil, aracın tüm ayarlarını Bir yapılabileceği de şekilde. bilgilendirmeler çok güzel. Mesela etkin asistan deyip bırakmamış. Küçük Bakın ön küçük açıklama. çarpışma riski algılandığında uyarı ve asistanlık. Yani o konuyla ilgili de bilgi veriyor size. Yani ne olduğunla ilgili de bilgi veriyor. Bakın hep altlarında küçük bir notlar var. Açıklama var. Evet. Ekran zaten büyük. Kullanalım demişler Tabii bence. bence de. Ya yani mantıklı olmuş. Yani bu nedir diye bir daha başka yerleri kılavuzu kurcalamanıza gerek kalmıyor. Titreşim var direksiyonda. Aynı şey gibi. Telefon gibi. Tabii titreşim uyarıları var. Evet tabii. Telefon ya da PlayStation kolu gibi. Şeritten çıkacağınız zaman ister sizi şeride sokuyor ya da diyor ki size uyarayım mı diyor. Titretip ya da sesli bir şekilde uyarayım mı diyor. Viteslerimiz bu şekilde değişiyor. Şöyle yapalım. Şöyle alabiliyorsanız. R. Şu P'yi alınca parka alıyor. Kamera bunun işte Prestige'de 360 derece olan versiyonda var. Bir de şöyle güzel bir yanı var. Yolda giderken çoğu markada bunu yapamazsınız. Arka kamerayı açabiliyorsunuz. Yolda giderken de Evet, yolda açabiliyorsun. giderken de açabiliyorsunuz. Şu N'yi alıp her zaman hani tavsiyelerde bulunuruz ya. P'yi alıp buradan da freni çektiğimizde, stop ettiğimizde Evet, doğa sesi hala gelmeye devam ediyor. doğa sesi biner binmez daha geliyor. Hatta dün kar sesinde bırakmışım.
Sabah bindiğimde aracın bir yerinden ses geliyor sandım. Meğersem karda yürüyen bir adamın sesi vardı Sesleri var. orada. Evet. Öyle yani. Hani alırlarsa güle güle kullanacaklarına inanıyorum. Arkadaşlar buradaki kumanda düğmeleri de gayet şık ve orta konsol geniş. Yan taraftaki arkadaşlar çok Yokuş iniş yaklaşmıyor. destek var. Auto hold var. Bu biliyorsunuz start Otomatik stop, start Kamerayı açıp kapatıyorsunuz. İşte buna bastığınız zaman seyir esnasında bu stop. açılıyor. Park sensörünü açıp kapatabiliyorsunuz. Bakın bu çok böyle gereksiz gibi düşünsene. Benim C-Kasa Mercedes'te olmayan bir özellikti. Bende yoktu. Bu Elektrikli gerçekten stacı. kışın hani böyle şöyle kullanırdım. Yani sabah kalktığımda insanların eli donuyor insanın. Şu gerçekten kullanışlı bir şey. Ya olsa da olur, olmasa da olur demek için önce kullanmak gerekiyor. Evet, koltuk ısıtmaları var. Evet. 4 Bardaklıkta tane koltuk ısıtma var. arkalarda da var. Arkalarda da var. Aynı zamanda drive modu var. Hangi modlar vardı? Burada bizde hangi modlarımız var bakalım. Böyle şey neydi onun ismi? Kuş sesleri eşliğinde. O değişmeyebilir. Şöyle Çünkü açayım. öyle ayarlı. Eko mod var. Normal mod var. Spor mod var. Tabii bunları şöyle de ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şuradan gösterge paneli diyoruz ya. İşte bir saniye. Temasına seçiyoruz. Şurayı çekersen hocam. Evet, bu geçişler de çok güzel arkadaşlar. Ekran çözünürlüğü de çok iyi. Şu anda Sürüş bunu mesela moduna bağlı dediğimizde örnek veriyorum. Şimdi katineyi alıyorum. Normali aldığımda Kia bunu yüklemiş sisteme. Sport aldığınızda böyle oluyor. Eco'yu aldığınızda da böyle bir format geliyor. Ama siz derseniz ki ya ben biraz daha şöyle manzaralı bir şey olsun, güzel olsun diyorsanız ben bunu kullanmayı daha iyi buluyorum. Çünkü etrafındaki karartmalarla sanki burası böyle bir sonsuz bir ekranmış gibi hissi oluyor. Evet. Yani diğerlerinde örnek veriyorum hani şurada böyle bir hani Keskin ekran çizgileri belli olduğu belli için oluyor. az önce benim bahsettiğim o sonsuzluk hissiyatı da kaybolmuş oluyor. Şuradaki mesela sanki orada böyle görüntü Evet. kaybolmuş gibi oluyor. Evet. Burada her şeyimizi ayarlayabiliyoruz. Ses kaydı yapabiliyoruz mesela. Allah Kendimize. Allah. Evet, buradan ses kaydı. Mesela ses kaydı yapabiliyoruz buradan. Bir şey not edeceksek sesli not yapabiliyoruz. Sonra da dinleyebiliyoruz yani. O da güzel. Çok enteresan bir Evet. özellik. Klimalarımız. Daha benim de keşfetmediğim birçok telefon yansıtabiliyoruz. Bu da oynatabiliyoruz. Video da oynatabiliyoruz. Hani dedim ya CarPlay var diye. Evet. Sessiz mod dediğimiz. Sessiz mod radyo medya ön koltuklarda çalınır. Ses seviyesi 25 ile sınırlıdır. Ses sistemi nasıl, kalitesi? Bunun üst versiyonunda vardı. Bu ben beğendim yani gayet yeterli. Yani bir aile kullanacaksa bu ses sistemi ben gayet yeterli olduğunu düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Aracın içi güzel. Şimdi aracın içinde arkadaşımızın kızı da var. Zeynep, ona da bir soralım. Zeynep, sen ne diyorsun? Arkanın konforu nasıl? Bence de güzel. Zaten mesela ön koltukların arkasında şarj etme, telefon şarj etme yerleri var. Mesela arka koltukları yatırdığında bagajda uyuyabiliyorsun mesela. O tam, evet, Mesela yüksek yurt sandalye güzel dışına oluyor. giderken gece oldu uyuman gerek çok da yoruldun. Arka koltukları öne doğru yatırıp mesela bagajda uyuyabiliyorsun. Evet, arka koltukların kolay yatması ve 180 derece olması, Zeynep'in de bahsettiği gibi baya baya kampa, gezmeye ya diyelim küçük çocuk varsa küçük çocuğun uyuması için arkadaşlar uygun. Evet gençler, öncelikle lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz. Allah hayırlı uğurlu etsin. Güle güle binmeyi nasip etsin. Araç Merkezden. gayet güzel. Hazır bu yılın sonu geliyorken, fiyatlar da uygunken kaçırmayın diye düşünüyoruz. Evet, İyi sağ olsun. günler. Hoşça kalın.